galip düşmanın peşinde. Bu bozgun ehli İslam hakkında bir büyük musibet ve felaket olmakla beraber, İslam askerleri için Allah tarafından manevi bir terbiyeydi. Çünkü asker askerlik icabı, kumandanın işine katiyen karışamazken, bu ordudaki askerler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin fikrine, tedbirine, kararına karıştılar ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de durup müdafaa muharebesi yapmak niyetindeyken onu meydan savaşına mecbur ettiler. Askerlik itaat demektir. Neyse, hataları affolunarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem düşman karşısına çıktı. Düşmanın süvarisine karşı süvarileri yokken İslam ordusunu o surette tabiye etti ki süvarinin hücum edebileceği yalnız sol kolda bir mevki kalmıştı. Onu da okçularla kapattı. Düşmanın kuvveti İslam askerinden kat kat fazla olduğu halde düşman ordusunu kaçırdı ve perişan etti. Ne fayda ki okçuların çoğu yağmacılık sevdasına düşerek vazifeli oldukları yeri bırakıp dağıldılar ve bu suretle büyük bir bozgunluğa sebep oldular. Askerlik kumandanın emrine itaatten ibarettir. Kendi başına hareket eden erlerin büyük fenalıklara, zararlara sebep ola geldikleri tecrübelerle bilinir. Bunun ne büyük bir cinayet olduğu işte şu vakadan da iyice anlaşılır. Müşrikler tekrar saldıracak. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şehitleri gömdükten sonra mübarek yüzü yaralı ve kalbi üzgün olarak ashabıyla beraber Uhud'dan kalkıp Medine'ye geldi. Şehitlerin çoluğu çocuğu ve akrabaları ağladıkça münafıklar güruhu memnun oluyordu. Müslümanların bu yenilmeleri üzerine Yahudi taifesi dahi şımardı. Hasılı Müslümanların dostu düşmanı ayrıldı ve hakiki Müslümanlar seçildi. Kureyş ordusu dönerken Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e, öteki reislere karşı ne iş yaptınız? Bu kadar kazanmış bir durumdayken Muhammedileri bütün bütün bitirmeden geri döndünüz. Çok geçmeden onlar yine toplanırlar ve intikam almak için üzerimize gelirler. Akıllı işi budur ki hemen dönüp Medine'ye gidelim ve onları kökünden mahvedelim demişti. Ümeyye'nin oğlu Safvansa, olur ki Evs ve Hazreç kabileleri bu kadar adamlarının ölmesinden dolayı kızıp da muharebeye gitmemiş olanları da intikam almaya kalkarak hep birden harekete geçerlerse iş tersine döner. Hazır harbi kazanmışken ağzımızın tadıyla Mekke'ye gidelim diyerek İkrime'nin fikrini baltalamıştı. Ebu Süfyansa bu iki fikir arasında mütereddit bir haldeydi. Böylece konuşarak Revha konağına varmışlar ve oradan geri dönüp tekrar Medine üzerine yürümeye karar vermişlerdi. Müslümanlar hücumda. Kureyş taifesi yolda böylece mübahese edip giderlerken Abdullah bin Amr el-Müzeni yanlarında bulunduğu için onların sözlerini işitmiş ve ertesi gün sabah namazından evvel Medine'ye gelip işittiklerini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bildirmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'i çağırtıp Müzeni'nin söylediklerini onlara anlatarak istişareye başladı. Onlar da dünkü muharebeden dolayı Müslümanların zayıf düşmediğini göstermek ve düşmana bir gözdağı vermek için çıkıp arkalarına düşmenin uygun olacağını söylediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını cemaatle mescitte kıldıktan sonra ashabını çağırması için Bilal-i Habeşi'ye emir verdi. O da, dünkü Uhud muharebesinde bulunanlar hazırlanıp gelsinler, düşmanın arkasına düşülecektir diye herkese haber verdi. Bütün ashab hazırlandılar. Hatta yaralı olanlar bile yaralarını berelerine sarıp geldiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Ümmü Mektum radıyallahu anh'ı Medine kaymakamlığına tayin etti ve sancağı da Hazreti Ali'ye verdi. Kendileri de yaralı olduğu halde atına bindi ve 630 kadar Uhud gazisiyle Medine'den çıkıp Hamra-ül-Esed adındaki yere vardı. Hamra-ül-Esed, Medine'ye 8 mil uzaklıkta ve Medine'den
Zülhuleyfe denen yere giderken yolun sol tarafında bir semtin adıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer ordusunu burada konaklattı. Müslümanlar geliyor. Ebu Mabet Huzai'nin oğlu Mabet bir iş için Mekke'ye giderken oraya uğradı. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip dünkü muharebede şehit olan ashabtan dolayı başsağlığı diledi. Sonra kalkıp gitti. Mabet Revha'dan geçerken Ebu Süfyan'la karşılaşınca Ebu Süfyan ona arkada ne var diye sormuş. O da Muhammed büyük bir orduyla çıkmış geliyor. Ömrümde öyle kalabalık görmedim. Dünkü muharebeye girmeyenler de gitmediklerine pişman olmuşlar. Hepsi bir araya toplanmışlar. Sizin için diş bileyip geliyorlar diye cevap vermiş. Ebu Süfyan sen ne söylüyorsun? Onlarda kıpırdayacak hal kaldı mı ki deyince Mabet onlar Hamra-ül Esed'e geldiler. Zannederim siz buradan kalkmadan onların atlarının alınlarını göreceksiniz demiş. Bunun üzerine Safvan bin Umeyye gördünüz mü? İşte benim dediğim çıktı. Hadi bir belaya uğramadan savuşup gidelim deyince Ebu Süfyan'ın da kalbine korku düştü. Hemen ordularını kaldırıp göç ettiler ve Mekke'ye doğru gittiler. Savaşın sonu. Mabet o vakit henüz Müslüman olmamıştı. Fakat Müslümanların taraftarıydı. Ondan dolayı Kureyşlileri öyle korkuttu ve savuşup gittiklerini de bir adamla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bildirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem birkaç gün orduyla dışarıda kaldı, sonra dönüp Medine'ye geldi. Abdullah bin Cahş radıyallahu anh'ın karısı Zeynep binti Huzeyme bin Haris, daima fakirleri yedirir içirir bir kadın olduğundan kendisine fakirlerin anası denirdi. Kendisi bu muharebede dul kaldığından Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle evlendi. Fakat bir iki ay sonra vefat etti. Allah kendisinden razı olsun. Yine o esnada Ali bin Ebi Talib kerremallahu veceh ve radıyallahu anh hazretleriyle Seyyidetün Nisa Fatımetüz Zehra radıyallahu anha hazretlerinden Hasan radıyallahu anh hazretleri dünyaya geldi. Yine bu sıralarda şarap ve diğer sarhoş edici içkileri içmek ve kumar oynamak haram kılındı. Bi'r-i Ma'une vakası. Beni Amir'den ve Necid şeylerinden Ebu Bera Amir bin Malik bin Cafer, hicretin 4. senesi başlarında Medine'ye geldi. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle görüşüp, ''Ya Muhammed, eğer Necid halkına ashabından bir kısmını gönderirsen, umarım ki onlar Müslüman olurlar.'' dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Necidlilere emniyet edemeyip, ''Korkarım ki ashabıma bir kötülükleri olur.'' diyerek, bunu kabul etmek istemedi. Fakat Ebu Bera, onlar Necid'e gelince benim emanım altına girmiş olur, onlara kimse bir şey yapamaz diye teminat verdi. Bir mel'unun alçaklığı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Bera'nın kardeşinin oğlu olan Amir bin Tufeyl bin Malik için bir mektup yazdırdı ve Necidlilere Kur'an-ı Kerim'i öğretmek için Safer ayı içinde Ensar'ın büyüklerinden Munzir bin Amir'le 70 Kur'an hocası Kurra'yı gönderdi. Hazreti Ebu Bekir'in azatlısı olan Amir bin Füheyre de onlarla beraberdi. Kılavuzları da Muttalip Süleymi idi. Munzir bin Amr radıyallahu anh bu Kurra topluluğu ile Medine'ye 4 konak arası olan Bi'r-i Ma'une, Ma'une kuyusu denen yere vardı ve oradan Enes bin Malik'in dayısı bulunan Haram bin Milhan'la Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu Amir bin Tufeyl'e gönderdi. O mel'un da Hazreti Peygamber'in mektubunu okumadan Haram'ı öldürdü. Sonra Kurra topluluğuna hücum için Amir oğullarını çağırdı. Onlarsa biz Ebu Bera'nın vermiş olduğu sözü ayak altına alamayız diye bu teklife yanaşmadılar. Onun üzerine Amir, Süleym oğullarından Üseyye, Ri'il ve Zekvan kabilelerini toplayıp Bi'r-i Ma'une'ye gitti ve ansızın o kurra topluluğu üzerine hücum ederek hepsini şehit etti. Yalnız Neccar oğullarından Ka'b bin Zeyd'i öldü zannederek şehitler arasında bırakmış olduklarından
bir aralık oradan savuşarak Medine-i Münevvere'ye geldi. Sağ dönmeyi istemem. Bir de Umeyyetü'd Damri'nin oğlu Amr'la Ensardan Ukbe'nin torunu Munzir bin Muhammed bir tarafta develeri otlatmakta oldukları cihetle bu dövüşte bulunmayıp sonradan muharebe yerine gelerek duruma vakıf olmuşlar. Munzir arkadaşı Amr'a ne yapalım diye sordu. Amr da hemen dönüp Medine'ye gidelim ve işi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme haber verelim diye cevap verdi. Munzir bin Muhammed, ben Munzir bin Amr'ın şehit olduğu yerden ayrılıp da yalnızca sağ dönmeyi istemem deyince düşmanla dövüşmeye başlamışlar. Nihayet Munzir bin Muhammed de şehit olmuş, arkadaşı Amr'ı da esir almışlar. Ancak Amr kendisinin Mudar oğullarından olduğunu söyleyince amiriler de Mudar soyundan oldukları için onu azat etmişler. Ve bu suretle o da sağ salim Medine'ye gelmiş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu vakayı haber alınca çok üzüldü. Bu iş Ebu Beran'ındır. Ben bunu ancak onun ısrarıyla istemeden yapmıştım dedi. Ebu Bera, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü işitince fevkalade üzülerek kederinden hastalandı ve öldü. Fakat emanının bu surette ayaklar altına alınması, Arap adeti üzere hanedanı için bir leke olarak kaldı. Hatta oğlu Rebi'a, bu lekeyi amcazadesi olan Amir bin Tufeyl'in kanı ile yıkamak üzere onu öldürmeye niyet etmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ise ona beddua ettikten başka bir ay kadar her sabah Üseyye, Ri'l ve Zekvan kabilelerine beddua etti. Çok geçmeden Amir vücudunda bir ur peyda olarak hastalandı ve öldü. Daha önce adı geçen üç kabileye dahi veba, sıtma ve kıtlık gelmekle az vakitte işlerinden 700 kişi öldü. Nadiroğulları gazvesi. Nadiroğulları Yahudi milletinden ve Harun aleyhisselam neslinden büyük bir kabiledir. Medine'ye 2 mil mesafesi olan bir nahiyede yerleşmişlerdi. Muhkem kaleleri ve mükemmel silahları vardı. İslam aleyhinde bulunmamak üzere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle sözleşmişler ve Bedir'deki muzafferiyetten sonra semavi kitaplarda geleceği bildirilen ahir zaman peygamberi budur demeye başlamışlarken, Mekkelilerle ve Medine münafıklarıyla haberleşmeleri de sürüp gidiyordu. Suikast planı. Uhud vakasından sonra ise fikir ve tavırlarını bütün değiştirmişlerdi. Hatta bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, 15 kadar ashabıyla onların nahiyesine gittiği zaman, bir hile ile Hazreti Peygamberi ve ashabını öldürmeye karar vermişlerdi. İçlerinden Sellam bin Mişkem onlara, "Siz bu fikirden vazgeçiniz. Yemin ederim ki bu sizin suikastınız, Allah tarafından ona haber verilir. Bu düşünceniz onunla aramızdaki sözleşmeyi bozmak demektir." diye nasihat ettiyse de kulak asmadılar. Halbuki Cebrail aleyhisselam gelip Nadir oğullarının bu kötü düşüncesini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme haber vermişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 10 gün içinde bu diyardan çıkıp gitsinler diye Muhammed bin Mesleme ile Nadir oğullarına haber gönderdi. Münafık fitnesi. Bunun üzerine Nadir oğulları vatanlarını bırakıp gitmeye hazırlanırken münafıkların reisi olan Abdullah bin Übey bin Selul onlara, "Yerinizde kalınız. Biz size yardım ederiz. Kureyza Yahudileriyle anlaşmalı olduğunuz Gatafan kabilesi dahi yardım ederler." diye gizlice haber göndermiş olduğundan Nadir oğulları ilk niyetlerinden vazgeçerek, "Biz vatanımızdan çıkmayız. Elinden geleni geri koyma." diye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme haber gönderdiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hicretin 4. senesi Rebiul Evvel'inde sefer için ashabını topladı. Mescid-i Şerif'te imamlık etmek üzere İbn-i Ümmü Mektum'u memur etti. Sancağı Hazreti Ali'ye verip orduyla Medine dışına çıktı ve Nadir oğullarını sardı. İbn-i Selul açıkça yardıma cesaret edemedi. Kureyza oğullarıyla Gatafan kabilesinden de yardım gelmedi. 6 gün muhasara edilip
ok ve taş atılarak sıkıştırıldıktan sonra Eman ile döndüler. Silahlarından başka develerine yükleyebildikleri mallarını alarak çıkmak için izin istediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buna müsaade buyurmakla 600 deveye yükleyebildikleri mal ve eşyayı alıp kimi Hayber'e, kimi de Şam taraflarına gittiler. Münafıklar da gizlice matem tuttular. Nadir oğullarının diğer mallarıyla 50 kadar zırh, 50 demir miğfer ve 340 kılıç İslamların eline geçti. Ensar'ın fedakarlığı. Ensar, muhacirlerin geçimlerini üzerlerine alıp, adeta kendi mallarıyla ortak eylediklerinden, muhacirlerin idaresi hususu Ensar'ın üzerine oldukça ağır bir yüktü. İşte onlardan bu yükünü hafifletmek için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Nadir oğullarından alınan ganimetleri yalnız muhacirlere taksim etmek istedi. Ve Ensar'a, eğer isterseniz eskisi gibi muhacirleri mallarınıza ortak etmek üzere bu ganimet mallarını hepinize taksim edeyim. Yok eğer isterseniz sizin mallarınız sizin olmak üzere bu ganimet mallarını muhacirlere vereyim dedi. Ensar da, ya Resulallah, bu malları muhacirlere taksim buyurunuz. Bizim mallarımızdan da istediğiniz kadarını alıp onlara veriniz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir radıyallahu anh kalkıp Ensar'a açıkça teşekkür etti ve o vakit Ensar'ı metheden, ihtiyaçları olsa bile muhacirleri kendi nefisleri üzerine tercih ederler mealindeki ayet-i kerime nazil oldu. Nadir oğullarından ganimet alınan mallar yalnız muhacirlere üleştirildi. Yalnız Nadir oğullarının reislerinden İbni Hukeyk'in meşhur kılıcı Sad İbni Muaz hazretlerine ihsan buyuruldu. Yine Ensar'dan Ebu Dücane ile Sehr bin Huneyf'in ihtiyaçları olduğundan onlara da ganimetten bir miktar verildi. Ordu tekrar Bedir'de. Bedir'de her sene Zilkade ayında bir panayır kurulurdu. Ve her taraftan oraya ticaret için birçok halk gelirdi. Daha önce ifade edildiği gibi Ebu Süfyan, Uhud'dan dönüp giderken Hazreti Ömer radıyallahu anh'a sizinle gelecek sene Bedir'de buluşalım demişti. O da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle inşallah diye cevap vermişti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Revaha'yı Medine kaymakamı tayin etti. Sancağı Hazreti Ali'ye verdi ve 1500 kişiyle Medine'den çıkıp Zilkade'nin başında Bedir'e vardı. İçlerinde 10 kişi atlıydı. Ebu Süfyan da Kureyş ordusuyla Mekke'den çıkmışken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin öyle büyük bir toplulukla Medine'den geldiğini işitince korkup geri döndü. Bu suretle kabilelerin nazarlarında Kureyşlilerin itibarı kırıldı. Ehli İslam'ınsa şanı ve şerefi yükseldi. Panayır'da çok iyi alışveriş eden Müslümanlar fazlasıyla kâr ettiler. Ferahlık ve hoşnutlukla dönüp Medine'ye geldiler. Mureysiye Gazvesi. Mureysiye, Uzağa taraflarında Kudeyt nahiyesinde bir suyun adıdır. Fur'a bir günlük mesafededir. Uzağa kabilesinden Mustalik oğulları oymağının reisi olan Hars bin Ebi Dırar'ın Müslümanlarla savaşmak üzere kendi kabilesinden ve etrafındaki başka yerlerden asker toplamakta olduğu haber alındı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hemen 1000 nefer İslam ordusuyla Şaban ayında süratle Medine'den çıktı. Orduda 10 kişi atlıydı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha ve Ümmü Seleme radıyallahu anha validemiz de orduyla beraberdiler. Bu orduda münafık çoktu. Hiçbir vakit İslam ordusuyla bu kadar münafık beraber bulunmamıştı. Su başında savaş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'den çıktığı Huzaa içinde işitildi. Hars'ın başında bulunduğu topluluğa büyük bir korku geldi ve etraftan topladığı bedeviler dağıldı. Onlar dağınık olarak Müreysi adındaki sudan hayvan sularlarken ansızın İslam ordusu gelip çattı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara "La ilahe illallah" deyiniz de
canınız ve malınız kurtulsun diye İslamiyet'i teklif etti. Onlar dinlemeyip başı bozuk bir halde karşı durmaya başladılar. Ve hemen ok cengine giriştiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem askerini saf yaptı ve toplu olarak düşman üzerine yürüttü. Mustalikoğulları bu hücuma dayanamayıp perişan oldular. 10 kişi öldü. Kalanları esir alındı. 5000 koyunla 10000 deve ele geçirildi. Esirlerin sayısı 700'den fazlaydı. Onlardan birisi de kabile reisi Hars'ın kızı Cüveyriye'ydi. O da Sabit bin Kays'ın hissesine düşmüş, onu bedele bağlamıştı. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem onun bedelini verdi ve kendisini nikahına aldı. Eshab onu görünce Resulullah'ın akrabası nasıl esir olur diye ellerindeki esirlerin hepsini azat ettiler. Cüveyriye ne bahtiyar kızmış ki bir gün içinde esirken peygamberin zevcesi olmak saadetine erişti. Aynı zamanda kendi kabilesinin esaretten kurtulmasına sebep oldu. Münafık başının çirkin sözleri. Medine'ye dönülürken yolda muhacirlerden biri, ensardan biriyle kavgaya tutuştular. Bunu gören münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selul, yanındaki adamlarına, hele şu muhacirlere bakınız ki, bizim yardımımızla geçinirlerken bizi tahkir etmek istiyorlar. Artık bir şey vermeyiniz ki dağılıp gitsinler. Hele Medine'ye varalım, şanı şerefi üstün olan, elbette zelil ve düşkün olanı oradan çıkarır demiş. Bu sözde Medine'ye vardıktan sonra Müslümanları oradan çıkarırım demek istemiş. Onun bu sözünü Zeyd bin Erkam işitip Resul-i Ekrem'e haber verince, mecliste bulunan Hazreti Ömer, ''Ya Resulallah, izin ver de gidip o münafığın başını keseyim.'' deyince de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem izin vermemiştir. Bu savaş 28 gün sürdü ve Ramazan'ın başında ordu Medine'ye döndü. Baş münafıkla oğlu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Akik Vadisi'ne geldiği zaman baş münafık Abdullah bin Übey'in oğlu Abdullah ilerleyip babasının önünü kesti, devesini ıhtırıp çöktürdü. İzzet ve kuvvetin Allah ve Resulüne ait olduğunu ikrar ve itiraf edinceye kadar senden ayrılmayacağım dedi. Abdullah bin Übey, demek sen beni bu kadar insanlar arasında Medine'ye bırakmayacaksın, öyle mi dedi. Abdullah, evet, ben bugün insanlar arasında en aziz kimdir, en zelil kimdir, sana öğretinceye kadar seni bırakmayacağım. İzzet ve kuvvetin Allah ve Resulüne ait olduğunu ikrar ve itiraf etmeyecek olursan, boynunu vuracağım dedi. Abdullah bin Übey, yazıklar olsun sana. Sen bu işi işleyecek misin dedi. Abdullah, evet dedi. Abdullah bin Übey, oğlunun kararlı olduğunu anlayınca, ben şehadet ederim ki, izzet ve kuvvet Allah'a, Resulüne ve müminlere aittir demek zorunda kaldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah seni Resulünden ve müminlerden dolayı hayırla mükafatlandırsın diyerek Abdullah'a dua etti ve babasının yolunu açmasını da emreyledi. Bırak onu. Vallahi aramızda bulundukça biz onunla güzelce görüşüp konuşacağız buyurdu. Selman-ı Farisi. Selman-ı Farisi radıyallahu anh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin büyük ashabından ve kendilerine yardımda bulunmak şerefini kazananlardandı. Aslen İran ahalisindendi. Mecusi iken bir aralık Hristiyan dinine girip Şam'a gitmiş, orada din ilmini tahsil ettikten sonra Ninova ve Amuriye taraflarına varıp Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin zuhurunu işitince Kelboğullarından bir kısım Hristiyanlarla arkadaş olarak Medine-i Münevvere'ye gelmek için yola çıkmıştı. Fakat yolda arkadaşları olan Hristiyanlar onu kimsesiz buldukları için bir Yahudi'ye satmışlar, ondan da başka bir Yahudi satın alarak Medine'ye getirmişti. Selman bir aralık Hazreti Peygamber'in huzuruna gelip halini anlattı. Kendisini bedele bağlattı.
Hicretin bu 5. yılı içinde Resul-i Ekrem onun bedelini verdi ve bu suretle Selman da Ol Hazret'in azatlıları arasına geçti. Hendek. Daha önce ifade edildiği gibi Yahudilerden Kaynuka oğulları ile Nadir oğulları Medine civarından harp edilerek uzaklaştırılmışlardı. Uyey bin Ahtab, Kinane bin Ebi Rebi, Sellam bin Ebi Hukayk ve emsali Yahudi reisleri Mekke'ye yürüyüp Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme karşı savaşmak üzere Kureyşlilerle anlaşma yaptıktan sonra Necid diyarına gitmişler ve orada Gatafan ve Süleymoğulları kabileleriyle başka bazı kabileleri de bu anlaşmaya sokmuşlardı. 10 bin kişilik düşman ordusu. Bunun üzerine Kureyş'in büyükleri de Darun Nedve'de toplanıp Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle muharebeye karar vermişler ve 300'ü atlı olmak ve 1500 de deve temin etmek suretiyle 4000 kişilik asker toplamışlardı. Reisleri Ebu Süfyan, sancaktarları da Osman bin Ebi Talha idi. Ebu Süfyan bu orduyla Mekke'den çıkıp Merruz Zahran adındaki yere gelince Necid tarafından Gatafan askeri gelip kendisine katıldı. Onların baş kumandanları Fezare kabilesi şeyhi olan meşhur Uyeyne bin Hısn idi. Beni Mürre kabilesi şeyhi olan Haris bin Avf da onların hatırı sayılır reislerindendi. Yine orada Necid kabilelerinden Süleymoğulları, Esedoğulları ve Eşca kabileleri dahi gelip Kureyş ordusuna katıldılar. Hasılı Kureyş ordusu gittikçe büyüdü ve Ebu Süfyan 10 bin neferden fazla olan kudretli bir orduyla Medine-i Münevvere'ye yürüdü. Hendek kazılıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber alınca ashabını toplayıp istişareye başladı. Selman-ı Farisi, ''Ya Resulallah, bizim memleketimizde bir şehir üzerine düşman hücum edecek olursa, etrafını kazmak adettir.'' dedi. Araplarda hendek kazmak adet değil idiyse de, Selman'ın bu hatırlatması üzerine, Medine'nin etrafına hendek kazılarak korunmak uygun görüldü. Hemen Medine'de ne kadar kazma, külünk ve ona benzer kazıcı aletler varsa hepsi toplandı. Yahudilerden Kureyza oğulları ile aralarında anlaşma olduğundan dolayı onlardan da ödünç olarak birçok kazmalar ve kazı aletleri alındı. Hemen Hazreti Peygamber'le beraber bütün Müslümanlar şehrin dışına çıkıp hendek kazmaya başladılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem halkı teşvik için kendisi de toprak taşıyor ve mübarek elleriyle hendek kazmada çalışıyordu. Herkes bu işe büyük ehemmiyet vererek ciddiyetle çalışıp çabalamaktaydı. Selman-ı Farisi Hazretleri hem vücudu kuvvetli hem de bu gibi işlere alışık olduğundan 10 kişinin işini tek başına görüyordu. Münafıklar da çalışıyorlar fakat istemeyerek iş gördükleri için pek ağır davranıyorlardı. Mucizeler ve Yahudi ihaneti. Bu şekilde hendek kazılırken, Fahri Alem'den az yemekle çok adam doyurmak gibi garip mucizeler zuhur etmiştir. Mesela Ensardan Beşir bin Sad'in kızı ki, Numan bin Beşir'in kız kardeşidir, annesi onunla babası Beşir'e ve dayısı Abdullah bin Revaha'ya biraz hurma gönderiyordu. O kızcağız geçerken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çağırdı ve o hurmaları bana getir dedi. O da hurmaları Resul-i Ekrem'in iki avucuna koydu. Avuçları dolmadı. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem bir bez getirdi ve hurmaları o bezin üzerine yaydı. Sonra ashabtan birine emrederek hendekte çalışanları çağırdı. Takım takım geldiler, her yiyen doyup gitti, onlar yedikçe hurma artıyor ve yaygının dışına taşıyordu. Bitmeyen yemek.
Yine bu cümleden olarak Ensardan Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'ın zayıf bir koyunu vardı. Hendek kazmaya giderken karısına o koyunu kestirip pişirmesini ve biraz da arpa ekmeği yapmasını tembih etmişti. Akşamüstü evine dönerken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi akşam yemeğine davet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hendek'te çalışanlara, "Bu akşam Allah'ın Resulü ile birlikte yemek yemek üzere Cabir'in hanesine buyurunuz," diye tellal çağırttı. Cabir ise yalnız Resul-i Ekrem'i davet ettiği ve böyle bir kalabalığa hiç hazırlığı olmadığı için şaşırdı kaldı. Fakat yapacak hiçbir şey olmadığından evine döndü ve bir miktar arpa ekmeğiyle o koyunu Hazreti Peygamber'in önüne getirdi. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem yemeğin bereketi için dua etti ve Bismillah deyip yedi. Sonra Hendek'te çalışanların hepsi geldiler, takım takım oturup doyuncaya kadar yediler ve bir koyunu bitiremediler. Hendek 2 haftada kazıldı. Bu 2 hafta içinde hendek tamam oldu. Sonra müşriklerin büyük ordusu da geldi çattı. Ebu Süfyan'la Kureyşliler ve Kenane askerleri Medine'nin gün batısı tarafından göründüler. Uyeyne bin Hısn ve Haris bin Avf ile Necid'den gelen kabileler güneydoğusu tarafından gelip Uhud Dağı cihetine kondular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askeriyle şehrin dışında Sel adındaki tepeye arka verdiler ve Hendek'in verisinde düşmana karşı saf olup durdular. İslam askerleri 3000 kişiydi ve 36 atları vardı. Muhacirlerin sancağını Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancağını da Sad ibn-i Ubade eline almıştı. Müşriklerin şaşkınlığı. Müşrikler bir hamlede ehli İslam'ın işini bitirmek üzere Medine-i Münevvere üzerine yürüdüler. Halkı korku ve dehşet kapladı. Fakat onlar böyle dehşetle hücum ederek gelirken önlerine hendek çıktığını görünce dura kaldılar ve hatıra gelmeyen bu acayip şeyin karşısında hayretle bakışmaya başladılar. Öteye beriye dolaştılar, geçecek yer aradılar ama bulamadılar. Her nereye koştularsa karşılarından ok ve taş atıldığı için onlar da çaresiz ok ve taş cengine karar verdiler. Yahudilerin hainliği. O sırada Kureyza oğullarının evvelce Müslümanlarla yaptıkları anlaşmayı bozdukları ve Medine Müslümanları hendekle meşgulken onlar geceleyin gelip Medine şehrini basacakları havadisi yayıldı. Kureyza oğulları Yahudilerden büyük bir kabile olup Medine dışında bir nahiyede yaşıyorlardı. Orada sağlam kaleleri vardı. Reisleri olan Ka'b bin Esed ile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem arasında evvelce muahede yapılmış olduğundan Müslümanlar onlardan emindiler. Antlaşmayı bozdukları işitilince vaziyet değişti. O tarafa bir adam gönderip iş tahkik edilmek istendi. Neticede Nadir oğullarının reisi olan Huyey bin Ahtab'ın gelip Ka'b'ı kandırdığı ve Kureyza oğullarına sözleşmeyi bozdurduğu anlaşıldı. Kureyza oğulları ise Evs kabilesinin emanı altında bulunduğundan Sad ibn-i Muaz, Sad ibn-i Ubade, Abdullah ibn-i Revaha ve Havvat ibn-i Cübeyr hazretleri, Allah hepsinden razı olsun, Kureyza oğullarının kalesine gittiler. Antlaşmayı bozmanın uğursuzluğunu anlatıp nasihat ettilerse de onlar kulak asmadılar ve sözleşmeyi bozduklarını ilan ettiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da fena sözler söylediler. Bu sözlerden Sad ibn-i Muaz'ın pek çok canı sıkılıp Kureyza oğullarıyla savaşmadıkça Allah benim canımı almasın diye dua etti. Hasılı Sa'd radıyallahu anh bu üzüntüyle dönüp arkadaşlarıyla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiler ve işi anlattılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah bize yeter.
en güzel vekil odur buyurdu ve müjde size ey Müslüman cemaati, bu işin sonu hayırdır dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh, Arap kabileleri böyle muhasara işlerine alışık değillerdi. Onların usulleri çarpışıp vuruşmak ve galip veya mağlup her ne olacaklarsa cenge bir netice verip savuşmaktı. Dolayısıyla Arabistan'da adet olmayan bir hendeğin etrafında haftalarca dolaşmaktan dışarıdaki düşman da usanıp sıkılmıştı. Hususiyle kış mevsimi olduğundan üşüyüp titremekteydiler. Hayvanlarına yiyecek ot da bulamadıkları için şaşırıp kalmışlardı. Hasılı arada hendek olduğundan iki ordu birbiriyle çarpışamayıp yalnız ok atışmaktaydılar. Hendeği aşanlar. Fakat Amir bin Luvey'in neslinden Amr bin Abdivet adındaki meşhur cengaver ve mahzum oğullarından Ebu Cehil'in oğlu İkrime, Hubeyre bin Vehb, Nevfel bin Abdillah ve Hazreti Ömer'in kardeşi Dırar ve Mirdas bin Muharip adındaki cengaverler atlarını zorlayıp hendeğin dar bir yerinden karşıya atladılar. Ebu Süfyan da Halid bin Velid onlara arka olmak üzere müşriklerden bir fırka ile hendek kenarına kadar geldiler. Fakat hendeği geçemeyip öte tarafta seyirci gibi durdular. Hendeği geçenlerden Amr bin Abdivet arkadaşlarından ayrıldı ve atını ileri sürüp Müslümanlardan er diledi. Müşrik savaşçı meydan okuyor. Bu Amr pek çok vakalar görüp geçirmiş, düşmanına galebe çalmış ve yalnız başına nice toplulukları vurup dağıtmış, emsalsiz bir kahraman ve silahşörlükte usta bir süvariydi. Bütün Arap kabileleri onu bir bölük süvariye bedel tutarlardı. Onunla dövüşmek, arslanla pençeleşmek gibi olup, bunun için de büyük cesaret gerekirdi. Bundan dolayı kimse ona karşı çıkmaya heveslenmedi. Resulullah'ın arslanı Hazreti Ali, ona karşı ben çıkarım ya Resulallah deyince, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, sen otur ya Ali, gelen Amr'dır buyurdu. Amr tekrar ehli İslam'a meydan okudu. İçinizde benimle dövüşe çıkacak er yok mudur? Hani sizin ölülerinize vaat ettiğiniz cennet dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh tekrar çıkmak istedi. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem izin vermedi. Amr ise büsbütün şımardı. Er meydanına çıkacak kimse yok mu? Diye üst perdeden bağırdı. Amr da olsa çıkarım. Bunun üzerine Hazreti Ali, Amr da olsa çıkarım ya Resulallah diyerek yerinden kalkınca, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi zırhını ona giydirdi. Zülfikar adındaki kılıcını onun beline kuşattı ve ya Rabbi, amcam Ubeyde Bedir'de, öteki amcam Hamza Uhud'da şehit oldular. Yanımda bir amcamın oğlu Ali kaldı. Sen onu muhafaza buyur, beni yalnız bırakma diye dua etti. Hazreti Ali piyade olarak meydana çıkıp Amr'a doğru yürüdü. Her iki ordunun askeri yapılacak mübarezeyi seyre hazırlandılar. Hazreti Ali radıyallahu anh önce Amr'ı hak dine çağırdı. Amr kahkaha ile gülerek, bu ağızla bir kimsenin karşıma çıkacağı hatırıma gelmezdi. Sen kimsin hele söyle bakayım diye sordu. O da ben Ebu Talib'in oğlu Ali'yim diye cevap verdi. Amr, senin amcaların içinde meydana çıkacak yaşlı başlı biri yok mu? A kardeşimin oğlu, senin ağzın hala süt kokuyor. Ben senin babanla pek çok zaman kardeş gibi görüştüm. Şimdi senin kanını dökmek bana güç geliyor dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh, evet ama ben senin kanını dökmekle çok memnun olacağım. Fakat sen de atından inip de benim gibi piyade olmalısın dedi. Bir vuruşta katli idam eyledi. Bu söz Amr'ın kanına dokundu.
pek çok öfkelendi ve hemen atından indi. Yıldırım gibi Hazreti Ali'nin üzerine hücum etti. O da kalkanını karşı tuttu. Amr o kadar şiddetli bir kılıç vurdu ki Hazreti Ali'nin kalkanı iki parça oldu. Başı da biraz yaralandı. Nöbet Hazreti Ali radıyallahu anh'a gelince Zülfikar'la bir vuruşta Amr'ı katlü idam eyledi. Onu yapan bilektir. Nevfel Mahzumi dahi meydana at sürdü. Ona karşı da Zübeyr İbni Avvam atıldı ve kılıcıyla öylesine vurdu ki Nevfel'i yukarıdan aşağıya iki şak ederek altındaki eğeri bile parçaladı. Bunun için Hazreti Zübeyr'e arkadaşları senin kılıcın gibi kılıç görmedik dedikleri zaman onu yapan kılıç değildir, bilektir, bilek demiş olduğunu söylediler. Sonra Hazreti Ömer kardeşi Dırar üzerine, Hazreti Ali ile Zübeyr de İkrim'e, Hubeyr ve Mirdas üzerine hücum edince dördü birden geri döndüler ve geldikleri yerden çıkıp gittiler. İkrim'e can korkusuyla kaçıp giderken mızrağını düşürmüş olduğundan Hazreti Hasan onu ayıplayarak beyitler söylemişti. Amr bin Abdüved'in ölümü Müslümanları ne kadar çok memnun ettiyse müşrikleri de o kadar müteessir etti. Ve Ebu Süfyan bugün bizim için bir hayırlı iş yok diyerek hendek başından çekilip karargahına gitti. Yarın ne olacak? Ertesi gün bütün müşrikler, Kureyza oğulları Yahudilerle beraber her taraftan İslam ordusunu kuşattılar. Ve akşama kadar göz açtırmadan ok attılar. Kıtlık dolayısıyla Müslümanlar pek ziyade halsiz ve mecalsiz düştükleri halde, düşmanların böyle kara bulut gibi her taraftan sıkıştırmalarıyla halleri pek yaman oldu. Bereket versin, akşam olunca düşman çekildi, Müslümanlar da biraz nefes aldılar. Fakat düşman yarın böyle her taraftan hücum ederse halimiz ne olur diyerek herkes telaşlı bir düşünceye dalmıştı. Cenab-ı Hak ise onların kurtulması için lazım olan sebepleri hazırlamıştı. Harp hiledir. Mesud Gatafani'nin oğlu Nuaym o sırada iman etmiş olup henüz açığa vurmamıştı. Hendek kenarına gelip karakolların izniyle karşı tarafa geçti. Hemen peygamberin huzuruna çıktı, kelime-i şehadet getirdi ve dedi ki, Arap kabileleri henüz benim İslam olduğumu bilmezler. Emrederseniz dini İslam'a bir hizmet edebilirim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, muharebe bir nevi aldatma ve hiledir. Sen de bizim için münasip bir hile yap dedi. Haberiniz var mı? Nuaym, Eşçah kabilesi eşrafından, her işe yarar, cin fikirli, iyi düşünür bir adamdı. Kalkıp Kureyza oğulları nahiyesine gitti. Kâb bin Esed'le görüştü. Kâb'ın yanında Yahudilerin ileri gelenlerinden birkaç adam vardı. Nuaym onlara, ''Ey Kureyza oğulları eşrafı, sizi ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Size olan muhabbetim dolayısıyla kaç gündür sizin halinizi düşünüyorum.'' deyince, Yahudiler, ''Bizim sana her veçile emniyetimiz vardır. Söyle bakalım.'' demişler. Nuaym, ''Ben şöyle düşünüyorum. Kureyş kabileleriyle Gatafan buraya geldiler. Muhammedileri ortadan kaldırmak üzere gayret ediyorlar. Fakat onlar da karşı çıkmaktan geri durmuyorlar. Bu kabileler artık usanmaya başladı. Pek sıkılırlarsa sizi yalnız bırakıp giderler. O zaman siz Muhammedilerin pençesine düşersiniz. Vaktiyle sözleşmeyi bozduğunuzdan dolayı suçlu olduğunuzdan bir daha yakanızı onların elinden kurtaramazsınız. Bana kalırsa siz Kureyş'in ve Gatafan'ın eşrafından bir takım adamları rehin almalısınız ki onlar da bitirmedikçe bir yere gitmesinler. Demesiyle Yahudiler bu sözü tasdik ettiler. Akıllı Müslümanın faydası. Nuaym oradan kalkıp
Ebu Sufyan'a giderek, "Haberiniz var mı? Yahudiler Muhammed'in sözleşmesini bozduklarına pişman olmuşlar ve onunla gizlice anlaşmışlar. Suçlarını affettirmek için Kureyş ve Gatafa'nın eşrafından rehin suretiyle bir takım kimseler alıp da ona vermeyi vaat etmişler. Eğer sizlerden rehin isterlerse sakın vermeyiniz. O zaman bir takım eşrafınıza yazık olur," diye Kureyş'in reislerini şüpheye düşürdü. Ebu Süfyan da Kureyza oğullarının fikrini yoklamak üzere, "Biz buraya sizin reislerinizin teşvikiyle geldik. Siz şimdi ağır davranıyorsunuz. Burası bizim için uzun uzadıya oturulacak yer değildir. Askerimiz açlıktan şikayet ediyor. Hayvanlarımız telef olup gidiyor. Bari yarın hep birlikte şiddetli bir hücum edelim de işe bir son verelim," diye haber göndermiş. Kureyza oğulları, "Yarın cumartesidir. Biz hiçbir iş yapamayız. Öbür gün muharebe yapabiliriz. Fakat o şartla ki bize sizin eşrafınızdan 70 kişiyi rehin vermelisiniz ki onları kalemize kapayalım ve sizden emin olalım," diye cevap vermişler. Kureyş'in reisleri ve Gatafan bunu işitince, "Nuaym'ın dediği doğruymuş yahu," demişler ve, "Biz size ne rehin veririz ne de sizden imdat isteriz. Canınız isterse birlikte harp ederiz, yoksa günahı boynunuza. Biz memleketimize gideriz. Siz Muhammedilerin pençesine tutulursunuz ve belanızı bulursunuz," diye haber göndermişler. Beni Kureyza da, "Nuaym'ın dediği doğruymuş," diyerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle anlaşmalarını bozduklarına pişman olmuşlar ve hemen kalelerine kapanıp muharebeden vazgeçmişler. İşte bu sebepten dolayı Arap kabileleriyle Yahudiler arasına ihtilaf düştü ve işin rengi değişti. Her ne kadar ondan sonra birkaç gün daha muhasara uzadıysa da muharebede eski şiddet kalmadı. Artık sıra sizde. Müşrikler geceleyin kalkıp giderken ordu karargahında birçok yiyecek ve eşya bırakmışlardı. Ertesi gün Müslümanlar onları toplayıp orduya getirdiler. Bundan başka 20 tane de yüklü deve ele geçirdiler ki Ebu Süfyan onları Yahudilerin reislerinden Huyey adındaki şahsa göndermiş, o da hurma ve zahire yükleyip Kureyşlilere göndermişti. İslam askerleri o develerin çoğunu kesip pişirdiler. Hurmayı da bol bol yiyip karınlarını doyurdular. Bu suretle İslam askeri kıtlık ve açlık belasından kurtuldu. Ve orduyu Hümayun da bir anda bolluk ve peydaya kavuştu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabına dönerek, "Artık sıra size geldi. Bundan sonra Kureyş sizin üzerinize gelecek değildir," buyurdu. Bu muharebede müşrikler 4 ölü vermişlerdi. İslam'dan da 5 şehit vardı. Bunların ikisi Evs, üçü de Hazreç kabilesindendi. Bir de Ensar'ın en büyüğü olan Sa'd ibn-i Muaz, muharebenin son günlerinde okla kolundan ağırca yaralanmıştı. Elhasıl, şiddetli rüzgar ve göze görünmez askerle düşman ordusu bozuldu ve ehli İslam muzaffer oldu. Hain Yahudi'ye ceza. Zilhicce ayına bir hafta kala, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hendek muharebesinden dönerek evine geldi. Silahlarını çıkardı. Hemen o sırada Cebrail aleyhisselam gelip, Beni Kureyza üzerine gitmesi için taraf-ı ilahiden emir getirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de tekrar silahlandı ve Bilal-i Habeşi'ye, "Allah'ın emrine itaat edenler, İkindi namazını Kureyza oğullarının nahiyesinde kılsın," diye halka seslenmesi için emir verdi. Sancağı Hazreti Ali'ye verip onu ileri gönderdi. Kendisi de arkadan hareket etti. Önce Hazreti Ali radıyallahu an sancakla Kureyza'nın kalesi önüne vardı. Yahudiler onu görünce fena halde kızıp kötü sözler söylemeye, hatta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme sövmeye başladılar ve derhal müdafaya kalktılar. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de oraya varıp bir su başına indi.
İslam askerleri de bölük bölük gelerek akşama kadar hepsi bir araya toplandı. Ordu 3000 kişi kadardı. 36'sı atlıydı. Bu suretle Beni Kureyza Hisarı pek şiddetli muhasara altına alındı. Yahudiler o vakit neye uğradıklarını anladılar ve haksız olarak anlaşmayı bozduklarına pek çok pişman oldular. Müslüman olalım. Reisleri olan Ka'b bir cuma günü onları topladı ve danışma meclisini açtı. Dedi ki, kitaplarımızda yazılı olan ahir zaman peygamberinin bu zat olduğu anlaşıldı. İsterseniz Müslüman olalım ve bu beladan kurtulalım. Yahudiler Müslümanlığa hiç yanaşmadılar. Ka'b da, öyleyse çoluğumuzu çocuğumuzu öldürelim, arkada bir düşüneceğimiz kalmasın. Ondan sonra kılıcı sıyırarak çıkıp Muhammedilerin üzerine hücum edelim. Görelim ne olur dedi. Yahudiler, çoluğumuz çocuğumuz gittikten sonra bize yaşamak ne lazım diyerek bu fikri de kabul etmediler. Ka'b, öyleyse başka bir tedbir arayalım. Bu gece cumartesi gecesi olması dolayısıyla Muhammediler bizden emindir. Bizi o kadar mühimsemezler. Ansızın çıkıp üzerlerine hücum edelim. İhtimal ki kazanırız dedi. Yahudiler, biz cumartesi gününün hürmetini bozamayız diyerek bu tedbiri de kabul etmediler. Şartsız teslim. Nadir oğullarının yaptığı gibi develerinin taşıyabileceği kadar eşya yükletip gitmek şartıyla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle haberleşmeye başladılar. Bu dilekleri Hazreti Peygamber tarafından reddedildi. Muhasaraları da 20 günü geçmişti. Yahudilerin açlıktan kuvvetleri kesildi, hepsine bir ümitsizlik çöktü. O sırada Allah'ın arslanı Hazreti Ali, Zübeyr ibn-i Avvam'la birlikte ilerleyip, ''Ya ben amcam Hamza'nın içtiği şerbetten içerim ve bu tatlı candan geçerim yahut bu kalenin içine dalarım.'' diyerek Beni Kureyza kalesine hücum etmeye hazırlandı. Eğer ordu muharebe ederek hisara girmiş olsa, birçok kadınlar ve çocuklar ayaklar altında kalır ve istenmeyen işlerin olabilmesi hatıra gelirdi. Yahudilerde karşı durmaya hiç kuvvet kalmadığından kayıtsız şartsız teslime mecbur oldular. Hepsi 900 kişiydi. İçlerinde dövüşebilecek olanları 400 kadardı. Onların elleri arkalarına bağlandı. Kaynuka oğlu Taifesi, Hazreç kabilesinin emanında bulundukları gibi, bu Kureyza oğulları dahi Evs kabilesinin emanında oldukları halde, Müslümanların aleyhinde bulunmamak üzere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme söz vermişlerdi. Hakemin kararı. Halbuki İslam'ın pek dar bir zamanında sözleşmelerini bozdular. Sonra üzerlerine gidildiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sövmek gibi pek çirkin sözler söylediler. İşte bundan dolayı Müslümanların çoğu onların idamını istedi. Fakat evvelce Kaynuka kabilesi de böyle ele geçirilmişken, Hazreç kabilesi eşrafından İbn-i Selul'ün ısrarlı yalvarmasıyla serbest bırakılmış oldukları gibi, bunların da o suretle azad olunmaları Evs kabilesi tarafından rica edildi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Sa'd ibn-i Muaz'ı hakem tayin etti. Sa'd ise Hendek muharebesinde yaralandığından yatağında yatıyordu. Hemen onu bir hayvana bindirdiler ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdiler. Evs kabilesi, ''Ey Sa'd, Resulullah seni Kureyza oğulları hakkında hakem tayin etti. Eski hakları unutma, onlara merhamet et.'' diye yalvardılar. Hazreti Sa'd ise Beni Kureyza'ya sebepsiz yere ahdi bozduklarından ve gidip kendilerine nasihat ettiği vakit kötü muameleyle karşılandığından dolayı çok gücenmişti ve onlardan intikam almak için fırsat beklemekteydi. Hemen, ''Ben hükmederim ki Beni Kureyza'nın harbe yarayan erkeklerini idam, çoluk çocuklarını esir ve mallarını taksim edesiniz.'' dedi. Ve dediği gibi yapıldı.